Ekrem İmamoğlu İsmail Saymaz'a konuşmuş. Bazı mesajları var. Oradan devam edelim. Değişim CHP'ye başarı getirdi diyor. Değişmeyen her parti bu seçimde eridi, kaybetti. Değişen parti de başarı elde etti diyor. CHP'nin değişim süreci bu başarının önemli bir paydasıdır demiş. Bu zafer 10 ay önce elde edilebilir miydi diye sorulduğunda kendisine, tabii ki elde edilebilirdi. Seçimi o dönem biz kaybettik, çok hatalar vardı. Bugün çok az hata var. Bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede az hatayla süreci yönettik diyor. Özgür Özel de yine daha önce ilk açıklamalarında biz bu sevinci daha önce yaşayabilirdik. 14 Mayıs'ta yaşayabilirdik açıklaması yapmıştı. İmamoğlu'ndan da 10 ay önce bu zafer elde edilebilirdi açıklaması geldi. AK Parti niye kaybetti diye sorulduğunda diyor ki, yani parti olma süreciyle ilgili çok ciddi sorunları var. Bir parti mi, kurulları veya heyetleri çalışıyor mu? Sadece Cumhurbaşkanı'nın makamı altında bir yapı mı? Ben vatandaş olarak şikayetçiyim. 20 yıldır tanıdığım spor bakanı ile İstanbul'un olimpiyatını görüşemiyorum. Benimle niye görüşmüyor? Kendisinin görüşmeme refleksi olduğunu düşünmüyorum diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu istedi Saraçhane'de ikinci dönemini mazbatasını alırken. Açık ve net söylüyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var dedi. Faruk Aksoy, siz ne dediniz böyle? Ben çok mutlu oluyorum. Yani Sayın İmamoğlu'nun tekrar ikinci kez seçilmesinin ardından ülkede bir uzlaşı, yani siyaset, hepimiz kabul etmeliyiz ki bunu diken, randevu talebi için tabii yani gayet normal. İstanbul gibi dünyanın en önemli 2-3 kentinden birinin iki dönemdir belediye başkanlığını kazanan, iki dönemde 3 seçim kazanan İmamoğlu'nun hiçbir şekilde bir küskünlük, kırgınlık, dargınlık, ki seçim döneminde kendisine yönelik olarak bazen seviyeyi aşan, ciddi eleştiriyi de aşan, hakarete varan bazı söylemler ortaya çıkmasına rağmen, yöneltilmesine rağmen Cumhurbaşkanı'yla tekrar yeniden bir randevu talep edip görüşme isteği, önümüzde 5 yıl var, siz 4 yıl Cumhurbaşkanısınız, ben 5 yıl İstanbul'un belediye başkanıyım, bu kentin daha doğru düzgün yönetilmesi, hizmetlerin aksamaması, İstanbul'a yapılacak yatırımların sekteye uğramaması için görüşelim, istişarede bulunalım, fikir alışverişinde bulunalım, desteğinizi verin, biz de elimizden geleni yapalım demesi kadar Türkiye'de herkesin yüzüne bir tebessüm oturtacak başka bir gelişme olabilir mi siyasi Mansur olarak? Mansur Yavaş da bu arada, ben de görüşmek istiyorum. Görüşmek ister tabii. Niçin istemesin? Yani AK Parti'nin adayına %30 fark yapmış. Ankara'da ikinci dönem seçimi rahat rahat, hatta şöyle rahat diye uzatabileceğimiz bir şeyde kazanmış. Sayın Yavaş açık şeffaf bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuş. Bütün bunlar inanın bana Türk demokrasisinin kazanımları olduğu için beni çok mutlu ediyor. Biz fazla tekleştik. Tek düşünce, tek görüş, tek ses, tek iman. Ya adam şöyle olmuş. Çok kötü bir örnek ama vermek zorundayım. Hatay'da deprem oldu. Adıyaman'da deprem oldu. Bir klişedir, alışkanlıktır. Sayın Cumhurbaşkanı böyle yapın dedi demiyorum. Orada bir görevli, bir yetkili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle arama kurtarma çalışmalarına başladık dedi. Böyle izliyorum, oradayım zaten. Ya Sayın Cumhurbaşkanı sana depremde binanın enkazın altında yaralı bir vatandaş var, şimdi kurtarabilirsiniz derse mi kurtaracaksın? Elbette böyle bir şey yok. Siz neden bu hale geldiniz? Böyle değil ki bu işler. Yani gereksiz bir tekleşme, gereksiz bir merkeze bağlı olma. Bu bir devlet. Bunun yerel yönetimleri var, birimler var. Herkes çalışacak. Şimdi İmamoğlu'nun söylediği şey şudur. Çoğulculuk, daha geniş bir alanda akıl yürütmek, hizmetleri yaymak, memlekette ulaşabileceğimiz her yere birlikte ulaşma gayreti. Bence CHP doğru yolda ilerliyor. Ama değişim gibi, İsmail'e konuşmuş galiba. İsmail Saymaz. Yani değişim, bu çok derin tartışacağımız bir şey. Öyle bir günde, bir saatte değil yani. 2-3 yıl boyu tartışacağız. O değişim nedir? Cumhuriyet Halk Partisi değişti mi, değişmedi mi? Belki Sayın İmamoğlu tevazu gösteriyor. Ben şunu söyleyeyim. Değişim, CHP'de bir genel başkanlık değişimi oldu. Ve kendisi de o süreçte altılı masa sürecinde Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmedi. Aynı şeyi Mansur Bey için de söyleyebilirim.
Hani 10 ay önce bu zaferi yaşayabilirdik demeleri aslında ona işaret ediyor. Yani ben o zaman, aday olsaydım yaşayabilirdim. O şimdi öyle söylemiyor ama ben söyleyeyim. Bence şunu söylemeye çalışıyor. Ben 10 ay önce altılı masa tarafından aday olarak gösterilseydim seçimi kazanırdım diyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Tayyip Bey karşısında Kemal Bey'e göre çok daha şanslıydılar diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da 12 puan fark yapmak, Ankara'da 30 puan fark yapmak, bu kozmopolit şehirlerde hele hele İstanbul'da 12 puan fark yapmak geriye doğru 10 ay öncesine de bir işarettir. Yani İmamoğlu, kritik bir cümle kurayım size. İmamoğlu partisinden fazla oy alan Tayyip Bey'den sonraki ikinci isim. Yani İstanbul'u kastederek söylüyorum, diğer şeyleri değil. İstanbul'a bak, partisinden fazla oy alan ikinci isim. Şimdi Tayyip Erdoğan diye Türk siyasetinde böyle kocaman bir gerçek var. AK Parti'nin o %30 da olsa, 35 de olsa Erdoğan girdiği seçimde 50 alıyor, 52 alıyor, 51 alıyor. Her türlü alıyor yani. Şimdi İmamoğlu da partisini aşan bir liderliğe doğru gidiyor. O mesela sorulmuş dünya basını sizi 2028 yılında Erdoğan'ın karşısına çıkacak doğal cumhurbaşkanı adayı olarak niteliyor. Yani 2019'da siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz diye soruyor. O da diyor ki ben 2019'da yoğurdu üfleyerek yemeği öğrendim. Allah bilir sözünün bile ki en çok kullandığım söz diyor. Cezasını çektim. O yüzden şu an bulunduğum yerdeyim. 39 ilçesi, hatta Türkiye'nin en seçilmiş bütün CHP'li belediyeleri katkı sunmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından katkı görmekteler. İnanılmaz işim var. Demiş. Yani bir şey daha söyleyeyim. Seçimi yerelde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Hükümet için şöyle bir avantaj ortaya çıktı. Ekonomi o kadar ciddi bir baskı oluşturuyor ki vatandaş bu konuda çok şikayetçi ama haddinden fazla şikayetçi. Yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi oranda bir oy farkıyla kazanmış olması gerçekten hükümete önümüzdeki 4 yıl içinde basıncı az, eleştirilerden biraz daha böyle münezzeh, ayrılmış, uzak, biraz daha eleştirilerin odağı olmayacağı bir 4 yılda sunabilir. Bunu doğru kullanırsa hükümet, yani şöyle, demokrasi nefes aldırma halidir aynı zamanda. Bir şey sizinse öteki şey de rakibinizin olur. Siz iktidardaysanız yerelde CHP'de. O zaman şu anda herkes şunu söylüyor. Bak Özgür Özel bile diyor ki, Sayın Özel, ben fırsatçılık yapıp erken seçim istemiyorum diyor. Ne demek bu? Yani biz halkın gözünde aman aman illa hükümeti almak durumundayız. Hemen boğalım hükümeti, imajı uyandırmasın diye alel acele bir erken seçim istemiyor. O zaman hükümet ne yapacak? Ama buna halk karar verir diyor. Tabii. Halk karar verir diyor. Benim hani talebim yok. Halk karar verir diyor. Bir taraftan da ekonomi karar verir bence. O zaman olay şu. 4 yıl yerel yönetimler büyük oranda CHP'de. Ankara, İzmir, Bursa falan falan. Peki sen ne yapacaksın? Sen bu 4 yılda oturacaksın. Hiç taviz vermeden. Hiç taviz vermeden ekonomiyi tekrar, özellikle enflasyonu aşağı çekeceksin. Tek haneli rakamlara indireceksin. Döviz kurlarını yerine oturtacaksın. Vatandaşın alım gücünü 4 yılda bu yaptığın maaş zamlarıyla beraber bir yere dengeleyeceksin. Ondan sonra da günü geldiğinde seçime gideceksin. Hükümet tarafı bu. Muhalefet tarafı ne? Büyük şehirleri sana vermiş halk. İçinden 2-3 tane de lider adayı isim ortaya çıkıyor. Özgür Özel orada duruyor. İmamoğlu burada. Mansur Bey orada. Herkes burada. O zaman sen de 5 yıl boyu artık belediye meclisinde geride kaldım. Azdım. Yani taş atacaktım, kolum yoruldu, işte orman yandı, elektrikler kesildi, ders çalışamadım, öğrenci psikolojisinden çıkacaksın. Ne yapacaksın? 5 yıl boyu aralıksız yerel bir hizmet vereceksin. Biz de keyifle 2028'de, bence 2027 ama, bir seçim izleyeceğiz. Belki Türk demokrasi tarihinin en keyifli seçimlerinden biri olacak. Sen ne diyorsun Nagihan? Mesela bu zafer 10 ay önce elde edilebilir miydi? Evet, elde edilebilirdi demiş Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel de öyle söylüyor. 2028 için de bir işarettir der Faruk Aksoy. Bir buradan konuşalım, sonra randevu konusunda ayrıca konuşalım istiyorum. Randevular gelir mi, görüşmeler olur mu diye. Önce bu ama. Vermeyen de gitmeyen de hata yapar randevu konusunda. Onu ayrıca katılıyorum. Şimdi seçim zaferi. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsaydı, ki o dönem Ekrem İmamoğlu'nun daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Ama
olamazdı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bir kafasında bir planla hareket ediyordu ve CHP'nin içi de bu konuda çok tek vücut gibiydi. Ama Sayın İmamoğlu aday olsa seçim sonucu farklı olabilirdi. Ekrem İmamoğlu alabilirdi. Ama bu zafer gibi olmazdı. Yani böyle bir fark olmazdı. Şimdi yani Murat Kurumlu CHP, kadar o puan farkı tabii, olmazdı. Böyle bir CHP'nin ezici bir şekilde sandıktan çıktığı bir seçim olmazdı. Yani siyasette 1+1=2 değildir. 1 her zaman 1 değildir. Yani her şey kendi Murat içinde. Murat Kurum nasıl bir rakipti diye de sorulmuş Ekrem İmamoğlu'na. İyi bir rakipti. Bu kadar yanıtını vermiş sadece. Artık zaten Murat Kurum'u çok net bir şekilde yendi. Centilmence başka bir şey diyemez zaten Sayın İmamoğlu. Ama şimdi bakıyorum genel tabloya. Yani bakın, tabii ki çalışmak, kampanya, vaatler hepsi önemlidir. Ama siyasette unutmamamız gereken çok önemli bir faktör daha var. O da şans faktörü. Şans faktörü bu defa CHP açısından müthiş bir faktördü. Çok önemliydi. CHP bir şey yapmadı demiyorum. CHP'ye çalıştı her şey. Altılı masanın bir galibiyetle çıkmaması, ama altılı masanın yarattığı atmosferin seçmende belli bir hazırız duygusu yaratması. Hazırız duygusuyla birlikte yenilmişlik duygusunun Mayıs'ta gelmesi, onun biraz soğuması aradan geçen süreyle ve insanların yeniden o bıkkınlıktan yapabiliriz duygusuna evrilmesi, altılı masanın dağılması ama altılı masanın yarattığı argümanların diğer aktörler yok olduğu ya da birbiriyle çeliştiği için CHP'ye bir tek kalması, meydanın yani boş kalması. Her şeyin CHP açısından çalışması. Yani Kemal Kılıçdaroğlu günah keçisi haline getirildi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında yarattığı ama kendisinin başaramadığı şeyin, ektiği şeyin tohumlarını Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu biçti. Ekrem İmamoğlu'nun zamanında bu kadar isminin ön planda olması ama daha yapılmaması, ama bu kez CHP'nin yeni yönetiminde esas liderin İmamoğlu olduğu imajının olması. Bunların hepsi Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na çalıştı. Yani bakın, Ekrem İmamoğlu başından itibaren bakıyorum çok az siyasetçiye nasip olur şekilde şans faktörünü tesadüfen kendi lehine kullanabilen bir isim oldu. O zaman bu yani bu başarı ya şansa mı bağlıyorsun? Hayır, tek başına şansa bağlamıyorum ama şans faktörü çok önemliydi. Önemli. Rüzgar CHP'den yana ve Ekrem İmamoğlu'ndan başından beri. Yani bakıyorum Sayın İmamoğlu'nun siyaset yürüyüşüne, AK Parti'nin saçma sapan 2019'daki itirazı ona yürüdü, yaradı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa fikrini ben ortaya atıyorum ama kendini arka planda tutarak bir şekilde bu süreci yönetebilecek ve bu şeyi bayrağı alıp Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmaya hak eden de benim deme ısrarı. Açılan sonrasında davalar. Açılan davalar. Yani her şey baktığınızda bir Ekrem İmamoğlu rüzgarı yarattı. İçini de Ekrem İmamoğlu belagatı güçlü. Yani toplara iyi karşılık verebilen bir siyasetçi. Karşısına Murat Kurum gibi ona aslında karakter olarak çok zıt birinin gelmesi falan. Bütün bunlar bir şekilde yani bana hakikaten siyasette her şeyi yapabilirsiniz ama muhakkak şans da sizin yanınızda olmalı duygusunu kuvvetli bir şekilde veriyor. Aynı şeyi Özgür Özel için de düşünüyorum. Yani mesela Ekrem Bey diyor ki bir tek CHP değişti. Bir tek CHP değişti değil. CHP aslında yani tabelayı değiştirmeni de hani şey derler ya, görüntüyü dışarıda vitrini, bir şeyleri değil. Vitrini biraz değiştirdi ama CHP bu süreci iyi yönetti diyemeyiz. Yani içeride hiç olmadığı kadar dışarıya yansıyan kavgalar, iktidar savaşları. Bir elin parmağını geçmez hatalar diyor. Ya katılmıyorum buna. CHP tamam, doğru yerlerde adaylar koymayı başarmış belli noktalarda ama birçok yerde de iktidar kavgası içinde kendi içine düşmüş. Yani ifade özgürlüğün çok ötesinde aslında koltuk sevdası içinde olanların partisi falan izlenimi de verdi bu ama süreçte. Buna rağmen, ama buna rağmen ülkenin içinde bulunduğu durum, evet, CHP'yi bu noktaya getiriyor. CHP'yi bu noktaya getiriyor. İyi Parti'nin savrulması, altılı masa kaybetti ve o partiler varlık gösteremedi. Ama bunun içinden bir tek CHP ya ben bunu istemiyorum, ben yenileniyorum dedi genel başkan değişimi yaparak falan. Ve AK Parti de ekonomi yüzünden iktidar olmanın getirdiği dezavantajla bundan zararlı çıktı. Yani bütün bunların hepsi birlikte bir şekilde bu rüzgarı yarattı. Bu rüzgarı CHP'nin iyi okuması gerekir.
Yani şimdilik okuyorlar gibi düşünüyorum. Hem Özgür Özel'in, bu arada İsmail Saymaz'a da tebrik ederim. Yani iki röportajda İsmail Saymaz Özgür aldı. Yani Falih Rıfkı Atay gibi dönemiz İsmail'e veriliyor röportajda. Helal olsun, iyi röportajda. Bugünkünü henüz detaylı okumadım ama Özgür Özel'in röportajında önemli mesajlar vardı. Yani bu rüzgarı doğru okuyabilirse tek başına CHP'ye değil, bu oluşan ortaklaşma siyasetini aslında altılı masanın alamadığını şimdi CHP'nin aldığı tespitine devam ederlerse buradan yürüyebilirler. Bu arada Fali Rıfkı Atay gibi İsmail de en sonunda bir Çankaya yazarsa yani CHP'nin gerçekten bir ifşa kitabı gibidir Çankaya. Evet, İsmail evet. Bakalım böyle bir şey yazabilecek öyledir mi? Öyledir ama bir yandan da tabii çok da şeydir yani. Neyse, kayırır da. Evet. Objektif olduğunu söyleyemeyiz. Ne dersiniz? Bu başarı 10 ay önce gelebilir miydi? Bu zafer 10 ay önce gelebilir miydi? Şimdi arkadaşlarımın bu konuyla ilgili söylediklerinin bir kısmına katılmıyorum ama son geldikleri nokta bence çok önemli. Katılmadığım kısmın üzerine görüşlerimi ifade edeyim. Şöyle ki, şimdi bir de Faruk Aksoy bir şey söyledi ya Hatay'la ilgili. Hani ben Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, emirleriyle. Doğrusu ben de o ifadeleri çok hoş karşılamıyorum. Ve ben Türkçe'de çok güzel bir deyim ya da ifade vardı. İşgüzarlık bunlar. Ya zaten yapacağım bir iş. Zaten sen o işte sorumlusun ve yükümlüsün. Yani kalkıp bunu başka türlü süslemenin, yani Sayın Cumhurbaşkanı sana şey mi diyor? Yani bir iş yaparken mutlaka benim adımı an ve işine öyle başla filan. Hiç herkese şunu söylüyor. İşinizi yapın. Ondan sonra hani besmelerinizi çekin. Hani Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle söylüyorum. O şekilde devam edin. Şimdi bu işgüzarlıklar Türkiye'de siyasette böyle kekre tatlar bırakan şeyler, bu bir. İkincisi, biz mektepteyken merhum hocam anayasa derslerinde Mümtaz Soysal hocam bize sürekli ve sürekli bir şeyin altını çizdi. Özellikle başkanlık sistemini anlatırken. İzleyicimiz de demiş ki Elon Musk'ın tensipleriyle ilk tweetimi atıyorum size, günaydın yazmış. Yani bu çok yayıldı. Neyse hani insanların niyetlerini sorgulayamayız belki ama yani biz kanaatimizi söyledik. Ben biraz işgüzarlık olarak görüyorum. Şimdi Amerikan sisteminde check and balance dediğimiz fren denge hikayesini bir altını çizelim. Mümtaz Soysal diyordunuz. Orası çok önemliydi ya. Mümtaz evet. Soysal. Buyurun. Evet. Mümtaz Hoca'dan anayasa dersleri almak gibi bir şansı var. Bir örnek vardı, bir şey söylüyordunuz da onu... Ben girmişim araya, öyle diyor Faruk. Hiç önemli değil, hayır. Şunu söylüyordum. Başkanlık sistemini anlatırken fren denge sistemini söylüyordu bize. Yani sistemin birbirini dengeleyen aktörleri. Bu da böyle kolayca oluşan bir şey değil, biraz zamana ihtiyacı olan bir şey. Bunu niye söylüyorum? Ben 10 ay önce herhangi bir şekilde Ekrem İmamoğlu, Sayın Yavaş ya da X aktör dahil hiçbirinin Cumhurbaşkanı karşısında seçimi kazanmak gibi ciddi bir şansı olmadığını hala düşünüyorum. Yani şimdi tarihi geriye doğru saramayız, bunu da ölçemeyiz. Sabaha kadar tartışsak da belki anlaşamayız. Fakat burada ilginç olan şu, hani değişen parti kazandı. Ben bu yoruma hiç katılmıyorum ve o konuda Nagihan'ın söylediklerini de çok önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçim stratejisinde tarihinin en dağınık görüntülerinden birini verdi. İki şehir müstesna, yani Ankara'da ve İstanbul'daki adayları kendi bağımsız stratejileriyle yürüdüler aslında. Partilerini dışlamadılar, teşkilatla birlikteydiler vesaire ama kendi arkalarındaki rüzgarın farkındaydılar ve bu farkındalığı da partilerine rağmen yapmadılar. Tıpkı ne zaman olduğu gibi 2023'te de bunu yapmadılar. Yani Saraçhane'de Meral Akşener kolunu kaldırdığında Ekrem İmamoğlu o hattan devam etseydi kuvvetli muhtemel partisiyle karşı karşıya gelecekti. Tercih etmedi bunu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da tutup elini kolunu bağlamadı onların. Hayır kardeşim, aday olamazsınız dedi ama bu karşılıklı bir ikna sürecinin ifadesiydi. Toplum şunu söyledi bence, işte o bir fren denge mekanizmasıdır. Ben genel siyasette, merkezi iktidarda sana bunu vermiyorum kardeşim. Vermedi zaten. Güvenmedi. Onu yönetebilecek vasıfta, özellikte ya da kararlılıkta görmedi. Hangisi? Nasıl bir de lafını kesiyorum ama CHP değişti ama bu değişim, yani bu sonuç Özgür Özel'den sonraki değişime mi gitti yoksa öncesindeki CHP'nin değişimine mi? Yani önceki CHP'nin imajının değişmesinin meyvesi şimdi alındı aslında. Bir tohum ekildi ve o mu asıl? Evet. Öyle evet. Mi? Zaman zaman bunu ifade ediyorsun. Onu dikkatle izliyorum.
Ve sana da hak veriyorum şöyle ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki emeklerinin yok sayılması da başka bir vefasızlık. O da bizim siyasetimizin hastalıklarından birisi. Bunu da bizatihi Cumhuriyet Halk Partisi'ni şimdi yönetenlerin bir kısmı yapıyorlar. Yani biz, Kılıçdaroğlu işte hep bunları bu noktaya getirdi filan. Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 13 yıllık genel başkanlığı döneminde çok sayıda seçim kaybetti. Bu kayıplar üzerinden baktığınızda başarı haritası ya da karnesi hiç de iyi değil. Ama bugün ayrıntılarına girmek istemediğim ama söylediğim takdirde herkesin anlayabileceği bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de kendisini siyasette dışlanmış hisseden, bir çatı altında hissetmeyen çok farklı kesimlere, geniş kesimlere, hani bu dışlanmışlık doğrudur yanlıştır ama insanlar kendisini öyle hissediyorsa öyledir. Onlara bir aidiyet duygusu yaratmayı başarabildi. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu bir gün oturup konuşalım. Ya bu böyle sanki çok basit, çok sıradan bir şeymiş gibi konuşulup duruyor bir kenarda. Umarım siyaset devamında da bunu yapar. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin değiştiği meselesinde ise toplumun onlara değiş ve artık sen de sistemin ana aktörü ol mesajı verdiğini düşünüyorum. Değiştiğini değil, değiş mesajı verdiğini. O nedenle hali hazırda hani Faruk'un söylediği ekonomiyi AK Parti düzenler falan, bu çok önemli bir şey. Belki 3-4 tane başlık saysak ilk sıraya onu yazabiliriz. İki tarafın da kendisini, siyasi merkezin iki kanadını diyelim, inşa etme anlamında üzerlerinde büyük sorumluluk var. Şimdi mesela AK Parti tarafına geçelim. 2 yıldır, 3 yıldır her vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın metinlerinde, meclis başkanlarının metinlerinde, konuşmalarında bir revize duyuyoruz değil mi? Yani sistemle ilgili revizeler. Ya nerede bunlar?